Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz yönetim kurulu adına. Sezon bittikten sonra genel bir değerlendirme yapmak istedik. Biz bir genel şu ana kadar görev aldıktan sonra bugüne kadar yaptıklarımızdan kısa kısa bahsetmek isterim. 13.01.2023 tarihinde Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde yönetim kurulu olarak Eskişehirspor'u başkanlığını ve yönetim kurulunu devralmış bulunmaktaydık. Bu süreçte Eskişehirspor'umuz ligde 10 puanı vardı ve aldıktan sonraki Cuma günü biz kongre yaptık ve pazar günde hemen Derince maçıyla da başlamış bulunmaktaydık. Derince maçından sonra alınan kötü sonuçtan sonra biz transferi açabilir miyiz noktasında çalışmalarımıza başladık. Akabinde Şile ve Hacettepe, o süreçte de transfer çalışmalarımızı yaptık. Transferi açma çalışmalarını yaptık. Biz göreve geldiğimizde de 20'ye yakın geçmiş dönemdeki yönetimden alınan imzalar vardı. 20'ye yakın bir imzayla karşılaştık ve bunlar zor imzalardı. Hepinizin bildiği gibi tekrardan bunları tek tek söylemeye de gerek yok. Ve önümüzde de en büyük engel Trabzonspor engeli vardı. Biz bu 20 tane imzayı alarak ve Trabzonspor dosyasını da kapatarak da transferi açtık. Bunu camiadaki hem yönetim kurulu toplantılarımızda ve camiadaki Eskişehirspor'un bilir kişilerine, akil kişilerine de danışaraktan transferi açmamız gerektiği konusunda bir durum husus etmişti. Ve biz de bunu çalışarak da transfer yaptık. Bu transferleri yaptıktan, transfer tahtasını açtıktan sonraki dönem şöyle bir dönemdi. Bunları tekrardan camiamıza hatırlatmak güzel olacak, doğru olacak. Biz transferi açtıktan sonra önümüzde 7 gün gibi bir süre vardı. Bu 7 gün süresi içinde transferleri yapıp hemen önümüzdeki maça, Karaköprü maçına hazırlanmamız gerekiyordu. Ama hepimizin malumu tüm Türkiye'yi yüzen bir depremle karşılaştık. Ve bundan dolayı da transfer günleri uzatıldı. Bu anlamda da transfer günleri uzatıldıktan sonra biz transferlerimiz bizim buraya geldiğimizde de bir çalışma yapmıştık. Transferi açmayla alakalı bir transfer komitesi oluşturmuştuk. Ve 20 tane transfer yaptık. Bu 20 tane transferi de Eskişehirspor'a hiçbir şekilde bonservis parası ödetmeden ve gelen transferlerin de tümünün de peşinatlarını ödeyerekten transferlerle yola çıktık. Biz transferleri ilk 22. hafta Karaköprü maçında oynatma şansımız oldu. Bu Karaköprü maçından sonra da sezon sonuna kadar da transferlerimiz hocaların takdiriyle oyunda oldular. Ve şöyle bir şey var. Biz arkadaşlar 4 yıllık bir 5 yıllık bir süreçten Eskişehirspor hep düşme ivmesinden düşme ivmesinden sonra maalesef ki biz bir şey başarmaya çalıştık ama başaramadık. Transferi açaraktan ve ligde kalaraktan başaramadık. Sonuçta bu 4-5 yıl ben hiç dönmüyorum geriye de. Evet, buradaki herkes bütün camiada bunun farkında ve biliyor nasıl bir dönemden geçtiğimizi. Ama sonuçta Eskişehirspor tarihinde ilk defa amatör kümeye düştü. Bu yüzden de ben yönetim kurulu adına, ben kendi adıma tüm camiadan, tüm taraftarlarımızdan da bu konuda bu üzüntü yaşattığımız için de özür diliyorum. Küme düşmeyle alakalı Türkiye'de depremden dolayı bir haksızlık olduğunu dile getirdik. Başka kulüp başkanları ve bizler de bu haksızlık nasıl? Bizim grubumuzdan 3 takım küme düşüyor, yan gruptan 2 takım küme düşüyor, öbür gruptan 1 takım küme düşüyor. Biz bunun haksızlık olduğunu dile getirdik. Ve Eskişehirspor'un, yani sezon bittikten sonra da Eskişehirspor'un tüm haklarını bu sefer masada aramaya, mücadelemizi masada aramaya devam ettik. Bu anlamda da neler yaptık? Bunlardan da bahsedeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile görüştük. Eskişehir Milletvekilimiz, Bakanımız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı arayaraktan bizimle görüştürdü. Biz bu küme düşen takımların tüm başkanlarıyla bir WhatsApp grubu üzerinden ve telefonla görüşmelerden dolayı bir
dilekçe toplamaya başladık. Nereden baksanız ikincilik, üçüncülük kulüpler, kulüp başkanlarının 25 tanesinin hepsinin dilekçesini alarak TFF'ye gönderdik. Akabinde tekrardan Kulüpler Birliği ile görüştük. Süper Lig Kulüpler Birliği ile görüştük. Bunu gündeme getirmelerini rica ettik ve gündeme getirdiler. Onun akabinde ikincilik, üçüncülük Kulüpler Birliği başkanlarıyla ve yönetimiyle görüştük. Bunları gündeme getirmesi için onlara ricacı olduk ve gündeme getirdi. Önümüzdeki haftada tüm kamuoyunun da beklediği o haber bence gelecektir. Ya küme düşme olacak ya da küme düşme kalkacak diye bir durum var. İnşallah hayırlı habere alırız diye düşünüyorum.